gözümüz de söndürürüz. Kederle muhabbetler gözümüz de söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın? Harimi namusun. Düşer mi tek taşı sandın? Harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şehit olsun. Sakın bu işi berbat etme, sakın. Mevziyan! Şu gök kubbe altında al kanıyla destan yazan şehitlerimize selam durun. İttihad-ı İslam için, Türk diyarları için korkusuzca göğsünü siper eden şehitlerimiz için selam durun.
Bugün bir karar vereceğiz. Ya şehitlerimizin ruhunu üstümüze kefen belleyeceğiz, ya da şehitlerimizin ruhunu üstümüze kefen belleyeceğiz. Ey şehit oğlu Mehmet, Ali, Ömer, Ahmet, Hasan, Hüseyin, daha niceleri, bu vatanın isimsiz kahramanları. Kazanız mübarek olsun! Amin! Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Alâ sırâtin müstakîm. Tenzîlel azîzirrahîm. Litunzira kavmen mâ unzira âbâuhum fehum gâfilûn. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة Ey şehit oğlu şehit! Sanma ki kanın yerde kalacak. Bu vatan toprağı senin ebedi yorganın olacak. Andolsun bu dağlara, niceleri seni anacak. Analar senin için ağıtlar yakacak. Hak yolunda alnı pak, yüreği sancak şehidin. Duy sesimi. Garbın afakında yüzyıllarca nice şehitler bıraktık. Göğüslerimizi siper edip Kur'an için savaştık. Vatan aşkıyla yanarak hak yoluna ulaştık. Ey şehidim, sana olsun hakkımız helal. Ecdadının kanıyla sulanmış semadaki hilal.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hüsrev Şeyh'im nerede? Şeyh'im şimdi avluya çıktı. Siz neden yanında değilsiniz? Yanına gittik. Ancak bizi geri gönderdi. Şeyh'im! Şeyh'im. Yüreğimize indirdin Şeyh'im. Geldiğimizden beri oturuyoruz Ömer Bey. Hasımızı atalım. Ya gönülleri kaplayan pas ne olacak Şeyh'im? Ahali dilinden dökülen sözlere meftundur. Şeyhliği, dervişliği bir hırka, bir lokma, tekkede oturup hatiplik yapmak mı sanırsın? Eyvallah. Bak Şeyh'im. Döktün gene incilerini. Ne de güzel söyledin. Ömer Bey, Osmancık taburu ne vakit geliyor? Bu gece varmış olurlar Allah'ın izniyle. Şeyh'im, dervişler bu gece devrana bekliyorlar bizi. Hazırlıkları yapın. Gidelim inşallah. Eyvallah. Bağdat. Özlemişim. Şehrimize hoş geldiniz Tüccar Abdülmelik. Size hoş geldin demek için geldiler. Ne zaman şehrimize bir tüccar girse bahşiş koparmak için etrafını sararlar. Ben bu şehir için çok bedel ödedim. Birkaç altın beni korkutmaz. Gelin. Kuftu. Tacir Abdülmelik. Kasir lillusuz. Döküm. Döküm. Herkese alın. Abdülmelik'ten. Gelin. Sizi çok sevdiler. Tanıdıkça daha da çok sevecekler. Herkese! Love.
mısın asker? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Belli ki bu Arap halısını yapan usta eller en güzel hayallerini bu şaheserde dile getirmiş. Kadınlarımızın el sanatlarındaki maharetleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Kadınlar dünyayı güzelleştiren nadide çiçeklerdir. Öyle değil mi ablam? Çoğu çiçekleri dikenli olur. Dikkat etmezsen can yakar. Osmancık taburu. Şehre giriş yapmış. Güzel. Sonunda beklediğimiz haber geldi. Artık işe koyulalım. Tek hedefimiz olmalı. Osmancık taburunun bütün planlarını alt üst etmek. Böylelikle büyük Arap birliğini kuracak olan liderlerin de yolu açılmış olacak. Çölde yol açmak istiyorsanız fedakar olacaksınız. Yoksa kum fırtınasında kaybolur gidersiniz. Çöllerin cengaveri Habbab. İçinde yanan ateşin alevlendiğini görebiliyorum. Kötü haber aldıktan sonra Süleyman'ın suratını görmek isterdim. Binbir Gece Masallarının diyarı Bağdat. Özlemişim burayı. Şanlı ordumuzu kıyama kaldırıp İngilizleri topraklarımızdan kovduğumuz vakit bizim destanlarımız anlatılır mı? Ha? Adil Bey, ne dersiniz? Kumandanım, gelir gelmez size böyle bir haber vermenin utancını yaşıyorum. Ne oldu? Kumandanım, Supi Bey askerleriyle beraber İngilizlere esir düştü. Ne zaman? Siz yoldayken. Supi Bey'i esir alan İngilizler Kurnayı da işgal ettiler. Cemil. Emredin. Zaman az. Düşman yaklaşmakta. İkinci bir emre kadar değil, uyumak, dinlenmeyi dahi yasaklıyorum. O halde bu vaziyet bizim askerlerimizin, subaylarımızın zaferi olan inancını sarsmıştır. Yalan yok kumandanım. Herkesin gönlünü yeis esir aldı. Asla, asla. Böyle bir şeye asla müsaade edemeyiz. Bizim gönlümüzde yeise yer yok. Cavit Bey nerede? Cephe hattında. Savunmada bekler. Evvela askerlerimizi göğsündeki bu yeisten kurtarmalıyız. Eğer ayrılıkçı Arap aşiretleri Osmanlı'nın kan kaybettiğini fark ederse halkı isyana teşvik ederler. O yüzden aşiret liderlerine yazdığımız mektuplar ivedilikle onlara varmalı. Bölgedeki casuslarımızı da toplayalım. Harp şimdi başlar. Gösterelim bakalım düşmana harp nasıl yapılırmış. Emredersiniz kumandanım.
Devam edin. Fuat Hüseyin'im. Emredin kumandanım. Enver Paşa'nın aşiret reislerine yazdığı mektuplar. Gayrı size emanettir. Belki de milletimizin istikbalini taşırsınız. Ölecek, ancak mektupları yerlerine ulaştıracaksınız. Harp vaktidir. Düşman her yerde. Gevşeklik gösterip pusuya düşmeyesiniz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Mehmet, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yolun sonu geldi Sait. Geldi artık. Bundan gayrı geri gönderecek değiller ya. Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Herkes bir yerine yerleşsin. Seni buradan ben çıkaracağım. Tamam, ben çıkaracağım. Şimdi değil. Tamam. Aşiretlere gidecek arabalar hazırlandı kumandanım. Gir. Ya. Sizin arabanız bu kumandanım. Sait, sen de bizimle geliyorsun. Ama kumandanım, benim Süleyman kumandana bir... Derhal yola çıkıyoruz. Sen Arapça biliyordun değil mi? Evet kumandanım. Güzel. Atları getirin hadi. Arabaları çekin. Hadi hadi, acele edin. Sen de acele et. Çabuk hazırlan hemen. Emredersiniz kumandanım. Kahretsin. Kahretsin ya. Geldiğimizden beri dönüp duruyorsunuz. Rica etsem... Kapa çeneni. Karışma işime. Bakın ben de çok öfkeliyim ama nezaketimi bozmuyorum. İstanbul'dan buraya lanet bir sandığın üstünde geldim. Ayağından vuruldum. Açım ve günlerdir yatak yüzü görmedim. Şimdi de farelerle dolu bir lağımdayım. Bana sakın nezaketten bahsetme. Türkleri çok kızdırmış olmalısın. Bunları hak ettiğimi mi düşünüyorsun? Türkler bunları yapıyorsa muhakkak haklılar, öyle mi? Tamam, sakin ol. Affedersin. Git, git! Git, git! Kimsin sen? Adım Elizabeth. Gazeteciyim. Demek sıra gazetecilerdi. Neyin sırası? Türklerin azabını tatma sırası. Burada uzun süre kalmayacağım. Ya sen? Seni merak eden yok mu? Yok. Unuttu beni bu lanet yerde. Kim unuttu? Asla tanıyamayacağım biri. Benim gazeteci olduğumu unutma.
Eğer benimle hikayeni paylaşırsan belki bunu bütün dünyaya duyurabilirim. Sana anlatacağıma farelerle konuşurum daha iyi. Şimdi sus. Ya! Geber seni pislik! Pislik! Geber! 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 Osmanlı boşuna fethetmemiş sizi. Bu kadar zengin ve derin bir kültüre herkes sahip olmak ister. Biz kimsenin boyunduruğu altına girmeyiz. Habbab. Şu müzikteki ahenge baksana. Ne kadar fantastik. Ne kadar gizem dolu, insanın içini ısıtıyor, rahatlatıyor. Süleyman askeri harekete geçmiş. Civar aşiretlere bir takım mektuplar gönderiyormuş. Bilsin. Habbab'la birlikte o mektupları ne yapıp edip ele geçirin. Emredersiniz. Bu arada Bay Cooks, Victoria ve Amerikalı gazeteci esir olarak hapse atılmış. Demek Victoria hala yaşıyor. Şu müziğin güzelliğine bak Cazip. Nereye gidiyoruz? Daha Bağdat'a yeni gelmiştik. Cehennemin dibi ne? Yeter, çıkacağım. Ne çıkması lan? Kafayı mı yedin? Sana çıkacağım dedim. Dur. Dur, biraz sabret. Baş belası. Şimdi beni iyi dinleyin. Osmanlı'nın askeri müfrezesini uzaktan takip ediyoruz. Uygun bir yer bulduğunda tepelerine çökeceğiz. Habbab kimseden emir almaz. Eğer bu çölden canlı çıkmak istiyorsan benim emirlerime uyacaksın. Komutan sensin dostum. Yeter ki hedefe ulaştır bizi, tamam mı? Hadi. Haydi, haydi, haydi. İngilizler, zaferin ruhlarında yarattığı hezeyanla
hızla Bağdat'a doğru ilerlemekte. Takribi olarak bizim 3-4 mislimiz kadar askerleri var. O yüzden oldukça çetin bir mücadele bizi bekler. Hem silah mevcudu hem de psikolojik açıdan çok zorlu bir düşman bizi bekliyor. O yüzden onların ruhunu sarsacak, hiç beklemedikleri bir saldırı düzenlememiz icap eder. İşte o zaman bizim askerlerimizin ruhu da kıyam eder. Nasıl olacak bu kumandanım? Ahvaz ve Abadan petrol kuyuları. Patlatacağız. İngilizleri durdurmak kadar zor bir iş. Zor ama imkansız değil. Başarabiliriz. Askerlerimizi bir yandan bu saldırı için çalıştırır hazırlarken... bir yandan da aşiretlerden destek olarak gelen kişilere eğiteceğiz. Ve ayrıca mapushanede ırz düşmanı zındıklar hariç herkes silah altına alınacak. Bağdat, Kutulamare, Basra'daki Arap aşiretler, Süleymaniye ve Erbil'deki Kürt aşiretler, Ahvaz, Kerbela ve Necef'teki Şii aşiretlerin büyük çoğunluğu bize destek veriyor. Ömer Bey, benim bu dakikadan sonra söze değil, icraata ihtiyacım var. Askerleri harp meydanında görmedikçe hiç kimseye güvenmem. Bunu savaş meydanına çıkmadan evvel bilmemiz gerekmez mi? Doğru. O yüzden de bu akşam aşiretler için vereceğim yemekte kimin düşman, kimin bizden yana olduğunu anlayacağız. Nasıl anlayacaksınız? Kumandanım, ufuk çizgisine kadar yol boş. Kimseler yok. Âlâ. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Buralar tekin yerler değil. Ne? Şefik, Sait'i bulun. Emaneti bana getirsin. Emredersiniz kumandanım. Cemil, şu gazeteci kadın. Onu salıverin bakalım. Onun üzerinde kaç göz varmış görelim. Emredersiniz. Şuradan kaçtı. Koşun. Abdülsamet. Gittiler. Gel sana bir şeker vereyim. Al bakalım. Afiyetle ye. Şükran. Şükran, şükran. Koş. Bağdat'ı da bu çocuk gibi kanatlarımızın altına alacağız. Ama biraz sabır. Casim,
Süleyman'ın casusları da tıpkı bu çocuklar gibi Bağdat sokaklarında rahatça dolaşıyorlar. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Ne diyor? Ne diyor elbet Abdülmelik? Mesela şu adam. Ya da şu. Bizi izliyor olabilirler. Bağdat'ın sokaklarına hakim olan şehrin sahibidir kardeşim. Bana Süleyman'ın casuslarını öğren. Kimmiş? Bir de Süleyman'ın eli nereye kadar uzanıyor? Öğrenelim, görelim. Biraz zor gibi gözüküyor. Ama imkansız değil. Altının açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Çok şükür elhamdülillah. Efendim. Kumandanım. Söyle Şep. Sait, Fuat'la beraber gitmiş. Şefik, hemen peşlerinden asker gönder. Sait'i ve emaneti bana muhakkak bul Şefik. Peşinden asker gönder. Gerekirse ölsünler ama Sait'i ve askerleri bulsunlar, anlaşıldı mı? Kumandanım. Ne? Bu kadar mühim olan emanet nedir? Şefik, vakti geldiğinde söyleyeceğim. Çabuk ol, hadi. Emredersiniz. Ah Sayıda. Elizabeth Hanım'ı getirdik kumandanım. Bekletmeyin, derhal alın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde durumunu. Beni şaşırtıyorsunuz Cemil Bey. Bu yemekten kumandanınız Süleyman askerinin haberi var mı? Merak buyurmayın. Kumandanın her şeyden haberi olur. O zaman kendisiyle görüşmek isterim. Ne yazık ki bu mümkün değil. Zira o sizinle görüşmek istemiyor. Siz nasıl insanlarsınız? Beni önce sorgusuz sualsiz hapse attınız. Sonra hiçbir şey olmamış gibi özenle hazırlanmış bu masada yemeğe davet ediyorsunuz. Yemekte ne var? Rosto mu? Rosto? Hasan. Emredin kumandanım. Bugün Mehmetçiğin karavanasında ne var oğlum? Bulgur çorbası, bulgur pilavı ve hoşaf var kumandanım. Maalesef bugün rostomuz yok. Şansınıza. Ancak Anadolu topraklarının mahsulü bulgur en az rosto kadar lezzetlidir. Buna emin olabilirsiniz. Bu yemeği sizi tedbir amaçlı birkaç gün misafir etmemizin bir özrü olarak kabul edin lütfen. Yani ben artık... Evet, artık özgürsünüz. Hasan, hanımefendinin fotoğraf makinesini getirin. Emredersiniz kumandanım. Bağdat'ta uzun süre kalmayı mı planlarsınız? Bilmem. Bizim meslekte ne zaman nerede olduğunuz kadar ne kadar kalacağınız da belli olmuyor ne yazık ki. Buyurun, makineniz. Günlerdir istemediğim bir durumun içinde kalarak gerçekten çok yoruldum. Şimdi müsaade ederseniz otelime geçip dinlenmek istiyorum. Elbette. Teşekkürler Cemil Bey. Selamet hanımefendi. Selametle. Gelebilirsin.
Elizabeth'in attığı her adımdan, aldığı her nefesten haberim olacak. Ancak dikkatli ol, kendini hissettirme. Emredersiniz kumandanım. Bakıyorum da şehitlerimizin matemini yaşamayı tez vakitte unuttunuz. Gelirken vatan toprağına emanet ettiğimiz dadaşın aklı yok muydu bu çayı içmeye? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dadaş, ardında gözü yaşlı bir dulla daha baba diyemeyen bir yetim bıraktı. O yetimin hakkı ödenmez Mevlüt Çavuş. Dadaşımızın bebesi artık şehit uşağıdır. Ama kader, ne yapacağız? Bize düşen de şimdi onların bu dar gününde onlara yardım etmek. Haydi arkadaşlar, herkes gücü nispetinde 3-5 kukatlık bir şey atarsa belki dadaşımızın bebesini, dul bacımızın yarasına merhem oluruz, hayır dualarını alırız. Haydi, haydi. Şüphesiz ki onun mekanı cennettir. Dadaşıma helal hoş olsun. Ne oluyor burada Şamil? Şehit dadaşın bebesi için yardım toplarız kumandanım. Ey vatan toprağına buğday tanesi gibi serpilmiş şehit oğlu şehitlerimiz. Bu yiğitler olduktan sonra senin ruhun hep şad olacak. Eyvallah. Allah razı olsun. Rahat. Rahat asker. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Mevlüt. Emret kumandanım. Yanına güvenebileceğin 3-5 kişi al. Sefer de sizinle gelecek. Doğruca Fuat kumandanın kervanına yetişip Said'i buraya geri getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Emredersin kumandanım. Hadi bakalım. Thank you.
He. Benim sabrım tükendi Sait. Artık dayanamıyorum. Gir içeri. Sait. Dur, dur. Ne oluyor orada? Uzun kumandan geliyor. Zamanı geldi. Hepsini çöle gömeceğiz. Hazır olun. Ben ateş etmeden etmeyi sakın. Ne oluyor burada? Sandığı aç. Kumandanım. Gökte ararken Mehmet Efendi'yi yerde bulduk. Sait sen de bu deliye uydun ha? Sait'in bir suçu yoktur kumandanım. Ben istedim, ben geldim. Ateş! Baskın! Siper al! Mevzi alın! Mevzi alın! Gel. Doğru yüz üstündeyiz. Bu yana gitmişler. Haydi o zaman mezar etmeyelim bizim uşağı buraya. Özlemişim burayı. Şimdi o fincanı altınla doldurmak zorundasınız Abdülmelik. Bilmez miyim Casim? Bağdat bonkörlüğümü görsün istedim. Ne oldu? Bir terslik mi var? Süleyman Askeri Bey. Bağdat eşrafını yemeğe davet etmiş.
Elbette sen de davetlisin. Maalesef öyle. Yok yok, hayır. İyi oldu. Destek bulmaya çalışıyor. Casim, sen de Süleyman'ın gösterisine katıl. Hatta bir Osmanlı sevdalısı gibi ona destek ol. Sakin bir şekilde. Bak bakalım kimleri yanına çekebilecek. Göreceksiniz. Aklı başında hiçbir Arap onların boş vaatlerine kanmayacak artık. Bunu bilemeyiz dostum. Sürprizlerle doldur Süleyman. Hafife alma. Vay. Bayan Elizabeth serbest kalmış. Ne için tuttu, ne için bıraktı? Söyledim ya, sürprizlerle doldur diye. O yüzden seviyorum onu. Beni şaşırtmayı hep başarıyor. Sevginiz karşılıksız Abdülmelik. O sizi sevmiyor. Biz de onu şaşırtırız. Belki o da bizi sever. Ne dersin? Senden de beklediğim buydu Süleyman. Madem Bayan Elizabeth'in peşine adam taktılar, biz niye boş duruyoruz? Gözümüz üstünde olacak, merak etmeyin. Mervan. Gördüğümüz gerçek olmasın. Ay başıma gelenler var. Bu bedevilerin işi değil. Gavurun cinsi mi olur? Ağır ol Mevlüt Çavuş. Kim sağ kim zayı bakın. Ses ver de. Kumandanım ses ver, geldik hadi. Hadi kumandanım. Hadi ya. Çavuş, Sait yok. Emin misin? İyi baktın mı? Baktım. Onu sağ olmazlar. Yaralıysa da çölde ömrü uzun olmaz. Geri dönelim. Sen de kına yakarsın. Şu çeneni kapat gayrı. Mevlüt Çavuş, ayıp edersin. Kumandan bize Sait'i alın gelin dedi. Varın siz şehitlerimizi kışlaya geri götürün. Biz Niyazi'yle devam ederiz. Gör Niyazi.
Bırak! Gebelenme. Sait! Sait! Bırak lan! İyisin kardeşim. İyi misin? İyiyim. Akrebin yuvasına hoş geldiniz. Hain köpek! Senin ve sahibinin yuvasını yerle yeksan etmeye geldik. Bu halde mi? Bu halde! Sağ ol ahbap, hadi. Ben patronunu almaya gidiyorum. Dikkat et, kuşlar elinden kaçmasın. Tamam. Hadi. Çok büyük bir belaya bulaştınız. Sabrınız yoksa mağlup olursunuz. Kardeşin demek. Korkak. Hepinizi geberteceğiz. Hepinizi geberteceğiz. Kardeşini de, seni de öldürmemi istemiyorsan, bu mektuptan kaç tane var? Hangi aşiretlere gittiğini bana söyleyeceksin. Konuş. Kaç mektup daha var? Kardeşini de, seni de çöle akbabalara yem ederim. Konuş. Kaç mektup daha var?
Zeynep'im. Zeynep'im, ne oldu kızım? Kireç gibi oldun. Hiç, hiç. Yok bir şey ninem. Rüya gördüm. Kötü bir şey mi gördün yoksa? Ha? Yok. Mühim değil. Çocuk nasıl? Şükürler olsun. Usul usul zehri atıyor bedeni. Birkaç haftaya kalmaz düzelir. O vakit bize yol göründü. Evet öyle. Şimdi nereye? Rabbim nereye derse oraya. Nine. Hı? Nereye gideceğimizi nasıl biliyorsun? Ben nereye gideceğimizi değil kızım. Nereye gitmeyeceğimizi biliyorum. Anacığını vefasız baban yüzünden toprağa verdiğim gün... ...bir daha Bağdat'a gitmeyeceğime yemin ettim. Sen daha ufacık bir bebektin. Seni sırtıma bağladığım gibi düştüm yollara. Yüreğimin yangını çöl güneşinden beterdi. Nereye gittiğimi bilmeden öyle gittim durdum. Ya ben? Ben sana yük olmadım mı hiç? O nasıl söz öyle? Sen bana mihmandar oldun. Nasıl? Hani soruyordun ya, nasıl yolunu buluyorsun diye. Bana yolumu sen gösteriyordun. Ben ne zaman atımı yanlış bir yola çevirsem... ...başlıyordun ağlamaya. Atımı doğru yöne çevirmeden de susmuyordun. O zaman anladım ki sen benim pusulamdın. Efsa kadın. Artık ağlamıyorum. Şimdi nasıl buluyoruz yolumuzu? Artık aramıyoruz kızım. Artık arayan bizi buluyor. Hadi. Geç oldu, yatalım artık. Sabah erkenden yola düşeceğiz. Rabbim seni korusun cennet gözlüm. Neye gülüyorsun? Çocukluğumuz geldi aklıma. Hatırlar mısın? Aşağı mahallenin badem ağaçlarına daldıydık. Hatırlamaz mıyım? Oranın çocukları. Yakalamışlardı bizi. Aynı böyle bağlamışlardı. Üstümüze çürük meyveleri atıp hedef tahtası yaparlardı. O zaman da sen kurtarmıştın bizi. O ne demek Sait? Her zaman, her yerde olduğu gibi demek. Hep bir adım öndeydin. Ha sen, ha ben. Ne fark eder? Fark eder. Etmez mi hiç? Sen bilmezsin. Geride kalmanın ne demek olduğunu. Babanın seni nasıl uzaktan izlediğini bilmezsin. Hüsrev baba bizi sağ gözünü sol gözünden ayırmazcasına sevdi. Haksızlık etme.
Sait. Hı. Bağdat'ta sandıktan çıkmama neden müsaade etmedin? Boş ver Mehmet. Ya ne demek boş ver? Bağdat'a geldim. Süleyman kumandanın karşısına geçip her şeyi anlatabilirdim. İşte tam da bu yüzden müsaade etmedim. Ve emanete sahip çıkamadığım için. Ne emaneti? Hakikati bilmenin sana kazandıracağı hiçbir şey yok. Mehmet. Geçmişte seni çok incittim. Hakkını helal et. Son nefesimi vermeden ümidimi yitirmem ben. Sen Hüsrev Pehlivan'ın oğlusun. Salma böyle kendini. Ellerimi çözmeye çalışıyorum. Sen yine de bir helallik ver de öbür tarafa hesabımız kalmasın. Helal olsun kardeşim. Hakkım sana helal olsun. Benim de Mehmet'im. Varsa bir hakkım. Helal olsun. Buyurun lütfen. İslam milletlerinin değerli beldesi, devletimizin kutlu şehri, dinimizin ilim yuvası Bağdat. Ve bu güzel Bağdat'ın eşrafı, değerli ileri gelenleri, davetime icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halifemizin ve Harbiye Nazırımızın, Sayın Enver Paşa'nın her birinize ayrı ayrı selamlarım. Evvela kabul buyurursanız sizlere küçük hediyelerim olacak. Bağdat'ın ileri gelen tüccarlarından Casim Bey. Sizin Bursa hançerine olan merakınız kulağıma çalındı. Lütfen kabul buyurun. Mahcup ettiniz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ebu Melik, sizin de bünyan kilimine olan ilginizi duydum. Gerçekten çok zevklisiniz. Lütfen kabul buyurun. Şeyh Hüsrev, sizin de namınız kulağıma geldi. Çok uzak diyarlardan gelmişsiniz. Fakat çok kısa zamanda halkın gönlünü kazanmayı başarmışsınız. Fuzuli'ye olan merakınızı duydum. Kabul buyurursanız müellifin çok özel bir hatla işlenmiş Hazreti Hüseyin'in Kerbela olayının anlatıldığı Hadikatül Suada, siz de gayet iyi bilirsiniz. Bu müthiş eseri size hediye etmek isterim. Buraya Kerbela topraklarını ziyarete geldim. Ancak gördüm ki halk sefalet içindedir. Evet Ömer Bey.
Size de bir Alman dürbünü hediye etmek isterim. Çölde rahat avlanabilirsiniz diye. Sayenizde avlanacak toprağımız mı kaldı? Hediyeniz sizin olsun. Hülasa beyler, harpten evvel şikayetlerinizi dinlemek, fikirlerinizi almak isterim. Buyurun lütfen, dinliyorum. Kumandan bey, bu halkı harbe sokmadan evvel neredeydi aklınız? Bu milleti dinlemek şimdi mi aklınıza geldi? Size ne oldu ki böyle düşmanca konuşuyorsunuz? Boş hayalleriniz için yüz binlerce masumu cepheye sürüyorsunuz. Başımı da alsanız bunun karşısında olduğumu bilin isterim. Bizi buraya neden çağırdığınızı biliyoruz kumandan bey. Lakin kendinizi boşuna heba etmeyin. İstediğiniz desteği size vermeyeceğiz. Ya kime destek vereceksiniz Ömer Bey? İngilizlere mi? Bize kimin faydası olursa ona destek vereceğiz Casım Bey. Halifemizin cihad-ı ekber çağrısında mı çiğneyeceksiniz? Kimin için cihad edeceğiz? Müttefikimiz Almanya için mi? Beyler, halifemizin yanında olmalıyız. Mesele İslam'ın bekası, insanlarımızın namusudur. Ne sıkacak bir kurşunumuz, ne de verecek bir damla kanımız var. Bu son sözümdür. Ömer Bey. Demek bu sizin son sözünüz. Peki. O halde benim de size bir son sözüm var. Eğer bu devletin ekmeğini yiyorsanız ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Bu yaptığınız olmadı kumandan. Olmadı. Zulüm kudretiniz İnşallah yıkılacaktır. Efendiler, İngilizlerin sizi altınla, silahla, kamiyetçilikle zehirlemesine müsaade mi edeceksiniz? Asla! Peki siz altın için cihattan kaçacak mısınız? Asla! Kamiyetçilik illetiyle devletinize sırt mı döneceksiniz? Asla! Bugün elinizi vicdanınıza koyun ve bir karar verin. Ben yarın harbe gidiyorum. Bu kutsal topraklar için. Ya siz de benimle birlikte bu mukaddes toprakları korursunuz ya da izzetinizi İngilizlere satacaksınız. Kararınızı verin. Evet. İkramımız var. Siz burada ne yapıyorsunuz? Beni nasıl buldunuz? Elbette ben de sizinle bir şeyler içmek isterim Bayan Elizabeth. Ayrıca nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Fotoğraf makinesinin içinde de çok değerli fotoğraflar olmalı.
Ne istiyorsunuz? Hiç. Serbest kaldığınızı öğrenince geçmiş olsun demek istedim. O cehennemden nasıl kurtuldunuz? Bir yanlış anlaşılmaydı. Konu kapandı. Öyle mi? Süleyman askerinin morali bozulmuş diye duydum. Savaşı kazanmaya dair olan inancını kaybetmiş olmalı değil mi? Herkesin bir B planı vardır. Anlatsanıza, hapishane nasıldı? Size iyi davrandılar mı? Ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Tek başınıza, zifiri karanlıkta korkmuş ve sıkılmış olmalısınız. Pek sıkıldım sayılmaz. Başka bir mahkumla konuşarak vakit geçirdim. O, kimdi o? Tanıyor musunuz? Tüm bunları neden soruyorsunuz? Bir bilge, gazeteciler tıpkı casus gibidir. Sermayesi bilgidir, paylaşılmalıdır der. Kimmiş bu bilge biri? Ben. Cooks. Bakın Bayan Elizabeth. Sizinle bildiklerimi paylaşmaya hazırım. Tabii siz de paylaşmaya hazırsanız. Neden olmasın? Vereceğiniz haberin değerine göre. Sizi ayrılıkçı Arapa şeritleriyle görüştürebilirim. Ayrıca Osmanlı'nın karanlık yüzünü göstermeyi vaat ediyorum. Tek bir şartla. Bu yüzü bütün dünyaya göstereceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Memnun oldum. Bayan Elizabeth, fırtına yaklaşıyor. Ve unutmayın, biz aynı gemideyiz. Umarım hediyelerimi beğenirsin Süleyman. Buyurun. Ömer Bey, eliniz nasıl oldu? Kimin düşman, kimin bizden yana olduğunu anlayacağız. Nasıl anlayacaksınız? Eğer düşman bizden biri olursa bu kolaylıkla ortaya çıkacak. Fakat
Asıl soru şu, siz Ömer Bey, devletiniz için hain olmaya hazır mısınız? Bu baş, bu devlete feda olsun. Şimdilik sadece eliniz bana yeter. Söyleyin, sizdeki emanet de isyan bayrağını açsın. İyiyim kumandanım. Merak etmeyin. Bu çektiğiniz acının karşılığını misliyle alacaksınız. Sizin sayenizde bize düşman olan aşiret liderlerinin ve şeyhlerin kim olduğunu anlayacağız. Nasıl kumandanım? Aramızda yaşanan bu husumetten sonra ebedilikle sizinle irtibata geçecekler. Sizi kendi saflarına çekmeye çalışacaklar. Biz de böylece yavaş yavaş içlerine nüfuz edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Kumandanım. Fuat ve Neferdar. Şehit düşmüşler. Şehadetleri kutlu olsun. Aralarında Sait yok. Sait? Merak etmeyin. Sait'i bulacağız. Kumandan sen beni ne sandın? Bin tane oğlum olsun, biri de bu vatana feda olsun. Cazım, bir daha anlat. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlat. Söylediğim gibi, Süleyman askeri beklemediği tepkiler aldı. Özellikle Tüccar Ömer ve Hüsrev denen şeyh açık ve net bir tavırla toplantıda Osmanlı'ya muhalefet ettiler. Ya Süleyman ne yaptı? Kan döktü. Hem de Tüccar Ömer'in kanını. Ömer mi? Hani şu kervansarayda Osmanlı'ya metiyeler düzen Ömer mi? Evet, beni şaşırtan da bu oldu. Ateşli bir Osmanlı hayranı olan Tüccar Ömer adeta düşman kesilmişti. Güzel. Kan döküldüyse ateş daha büyük olacak demektir. Bir an önce bu adamlarla irtibata geçmeliyiz Yasin. Fakat bu kadar keskin bir dönüş beni şüphelendirdi. Onları bir sınava sokmalıyız. Adam elini kaybetti. Şeyh Hüsrev'i tanımam ama Ömer'i hiç böyle görmedim. Neyinden şüphe edersiniz Bay Cooks? Eğer Süleyman'ı tanımadıysan, değil elini, kelleni bile kaybetmeyi hak ettin demektir. Belki de Şeyh Hüsrev Ömer'i de etkiledi. Gereken tahkikatı yaptıracağım. Tesbih. Tesbih. İnsanı gerçekten çok rahatlatıyor. Anlatacağız. Her şeyi baştan anlat. Anlat ki düşmanımın ruhunu okuyayım. Ne yapacağız Mevlüt Çavuş? Ha bu çölün ortasına kaldık Ayaz ha. Ne yazı? He. Sen yaşlandın Allah'ım. Kim? Ben. Ben tipçik gibiyim ya. Maşallah mı var benim? He. Ne yapacağımız belli. Bunlar bize yetmeyecek. Burayı kazacağız, altına gireceğiz. Toprak üstümüze yorgan olacak. He. Ne duruyorsun, kaçsana. Ne bileyim ya, aklım kaldı bende ya.
Doğru dedim bak, toprağa kazandı kiranın içine. La hamsi yemedim ben, kaç zamandır ondan böyle. Vallahi bak. Bana bak. Savaş bitip de memlekete döndüğümüzde sen de geleceğiz. O niye o? Niye olacaksa? Hamsi buğulama yapacağım. Bir de bola koca tepsi olan hamsili pilav yapacağım. Bir de bizim oraların çayını demledik mi? Hey. Oldu olacak, bir de hamsili sütlü aş yaptır bana da yedir. He. La havle ya. Ben de seni dinlerim adam diye ya. Allah'ım yarabbim ya. Tövbe tövbe. La. La hamsi kokusu geliyor. Vallahi bak. Burnum hamsi kokusu. Yemin ederim hamsi kokusu geliyor. Kaz kaz. Belki hamsi bulursun. Ben kazarım. Yolunuz açık olsun. Allah sizi çölün karanlığından ve tehlikelerinden korusun. Bunlara lüzum yoktu. Allah razı olsun. Siz bana evladımı bağışladınız. Bir kuru ekmekle sütün lafı mı olur? Dikkatli olun. Sen merak etme. Bu koca karıya hiçbir şey olmaz. Zeynep'im de kendini kollamasını bilir. Hadi selametle. Oğlum. Oğlum. Haydi bismillah. Adem! Fuat Üsteğmen'in emanetidir. Şehadeti kutlu olsun Cemil. Bizim de başımız sağ olsun. Mevlüt'le Niyazi'den haber var mı? Henüz haber yok kumandanım. Aşiretlerle muhakkak görüşün. Onlar çöldeki her bir kum tanesini bilirler. Ne yapın edin, Mehmet'i bana bulun. Benim Mehmet'e ihtiyacım var Cemil. Bu memleketin Mehmet'e ihtiyacı var. Mevlüt ve Niyazi arıyorlar hala. Sait'i bulduklarında Mehmet'i de bulacaklardır. Biz bulamazsak o gelip bizi bulacak böyle giderse. Maşallah baksana çocuk bir sürü badireyi atlattı. Zaten istediğimiz de bu değil miydi kumandanım? Öyle, öyle. Ama yine de şu an ivedilikle istiyorum. Oyalanma. Hemen bul getir onu bana.
İngilizleri de, hainleri de bu topraklara gömeceğiz. Sait. Ne var? Çözdüm. Ellerimi çözdüm. Şimdi senin ellerini çözeceğim. Kalk. Anca beraber, kanca beraber kardeşim. Anca beraber, kanca beraber. Mektup şu çantada. Tamam. Sen mektubu al. Ben adamları hallederim. Ben adamları oyalarken sen atları getirirsin. Hepsiyle baş edemezsin. Aynı anda adamlara saldırıp mektubu alır, atlara biner gideriz. Tamam? Tamam. Hey siz, ne konuşuyorsunuz aranızda? Şimdi... Esirler kaçıyor! Mektup bende. Git. Mehmet! Kaç aslanım kaç! Kaç kurtar memleketi kaç! Koş Sait koş! Kaç Mehmet! Kaç! Geleceğim kardeşim. Geleceğim sana son. Mektup!
Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşin seni bıraktı gitti. Şimdi bana yerini söyle ki sizi ben bir kavuşturayım ya. Cehennemin dibine gitti. Git bul. Ne yaptım sanıyorsun? Sorguluyorum Bay Cox. Kardeşi kaçıp gitti. Kim kaçtı dedin? Asker olan kardeşi. Mektupları aldı gitti. Kaba. Çöl senden sorulur. Rica etsem o askeri bulabilir misin? Elbette. Baştan düşünelim. Asker kaçtı ve sen kardeşini bağlayıp işkence yapıyorsun onun yerini öğrenmek için, doğru mu? Çok özür dilerim. Kardeşiniz daha önce Bağdat'ta bulundu mu? Hayır. Hayır. Yani buraları bilmiyor demektir. Kardeşi bile nereye gideceğini bilmezken sen bundan mı öğreneceksin nereye kaçtığını? Resim. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Bir esirin halinden hiç anlamıyorsun. Bir esirin halinden anlaman için onun hissettiklerini hissetmelisin. Bay Wilson'ı da esirin yanına bağlayın aynı şekilde. Korkma. Söyle bakalım o zaman. Hindi bağı otunun faydaları nedir? Ah be ninem. Her defasında imtihandan mı geçerim? Bunu bilmeyecek ne var? Safra kesesine bir de karaciğere iyi gelir. Öyle deme be kızım. Hayatın kendisi bir imtihan değil mi? Ha? Bir düşün bakalım. Bu koskoca çölün ortasında bizim ne işimiz var? Ne işimiz olacak? İhtiyacı olana şifa dağıtırız. Bizim de bu dünyada olma sebebimiz budur. Çöllerin bitmez Serap. Allah'ın bir lütfu gibi yine çıktın karşıma. Dile benden ne dilersen. Emir kabul ettim dileğini. Gerçekten. Dilediğimi yerine getirir misin? Sen yeter ki dile gecelerimi süsleyen çöl rüzgarı. Kendini şu kumlara göm o vakit. Dilinin sivriliğine vurulmuşum ben. Efsa kadın korkma. Bizden zarar gelmez sana. Ben Zeynep'in müstakbel kocasıyım. Bana bak Abbab.
Şu alemde ikimiz kalsak yine de yar olmayacağım sana. Ne? Şu an seni kaçırsam nasıl karşı koyacaksın bana? Ben rızan olsun isterim. Lakin sabrımın da bir sonu vardır bilesin. Dur bakalım Abbab. Bir adım daha öteye gideyim deme. Allah şahidimdir, keserim boynu. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep kızım. Sen karışma nene. Çöl şahidimdir. Ne böylesi geldi Arap topraklarına, ne de gelecek. Zeynep elbet bir gün benim karım olacaksın. Ha! Özür dilerim, biraz geciktim. Bay Cox. Şşt! Saygısızlık yapma. Konuğumuzla konuşuyorum burada. Özür dilerim, ismin ne demiştiniz? Şerefsiz. Şerefsiz? Ne kadar çirkin bir isim bu. Size böyle mi sesleniyorlar, şerefsiz? Problem yok. Sizinle basit bir oyun oynayacağız. Ben size bir takım sorular soracağım, siz de cevaplayacaksınız. Her yanlış cevabınızda vücudunuza bir çizik atacağım. Her doğru cevabınızda bir sınıf vücuduna bir çizik atacağım. Anlaşılmayan bir şey? Anlaşıldı. O zaman başlıyor. Basit bir soruyla başlayacağım. Osmancık taburunda kaç asker var? 700. Congratulations. Tebrikler, bildiniz. Wilson. Gayet basit. Anlaşılmayan bir şey yok. O zaman ikinci soruya gelelim. Devam edelim. Mektupta ne yazıyordu? Bilmiyorum. Yanlış. Tekrar sorayım. O mektupta ne yazıyordu? Bilmiyorum. Mühürlüydü. Nereden bileyim? Good. Tebrikler. Şimdi bildin. Mühürlüydü. Nereden bileceksin? Wilson. Üçüncü soru. Mektubu kim yazdı? Bilmiyorum. Yanlış. Vücudumda yer kalmadığında hakkım bitecek ve seni öldürmek zorunda kalacağım. Dikkatli ol. Tekrar soruyorum. Mektup kimden geldi? Enver Paşa olabilir mi? Sen nereden? Bildim.
Ben bildim. Ama doğru kabul ediyorum. Wilson. Demek Enver Paşa'da. O zaman bu bir çare olmalı. Cihat çağrısı. Peki bir soru daha. Sizin gibi kaç kafile yola çıktı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Doğru. Bunu bilmen imkansız, doğru. Doğru cevap verdin. Wilson. Madem bunları biliyorsun, niye soruyorsun kaçık herif? Wilson için. Yaralar. Yaptığımız hataları ömür boyu bize unutturmazlar. O zaman benden ne istiyorsun? Senden öğreneceğim hiçbir şey yok. Senden öğreneceğim hiçbir şey yok. Oyun oynuyorum. Biraz eğlenelim istedim. Hepimizin eğlenmeye ihtiyacı var. Biraz eğlenelim istedim. Kaldırın. Gel. Gel. Şuradan. Yerine. İşte bu çok büyük bir yanlış. Ve bu unutulmamalı. Wilson. Benim ismim ne? Cox. 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 Güzel oldu. Yüreğim çarpar. Az soluklanalım geçer. Soluklan Nenem. Ben sana Mekke gülünden bir çay demleyeyim. Hiçbir şeyciğin kalmaz. Dur Zeynep'im dur. Benim yaşlı yüreğime tesir edecek ecza yoktur. Nenem. Şayet o Habbab denen vatan hainini dert ediyorsan... Yok kızım. Allah şahidimdir. Hiç tereddütüm yok. Sen onun nicesini kuyuya atarsın. Zeynep'im. Bana bir söz vermeni istiyorum. Böyle konuşma. Yüreğim acır. Bu mukadderattır kızım. Canlı geldik, cansız gideceğiz. Ama bugün, ama yarın.
Bana söz ver. Ben öldükten sonra bu canım memleketin başına ne tür bela gelirse gelsin, tevhid bayrağının altından ayrılmayacaksın. Zalime boyun eğmeyeceksin. Söz veriyorum. Bana her zaman öğrettiğin gibi. Osmanlı bizim göğümüzdür. Bu topraklar yerimizdir. Rabbim bu diyarlara zalim eli değdirmesin. Kuytuda bekleyen düşmanlara fırsat vermesin. Neslimize esaret yüzü göstermesin. Amin. Sait. Sait, hakkını helal et kardeşim. Başardım kumandanım. Mektupları düşmana kaptırmadım. Nine koş.
Üzerinde Osmanlı üniforması var. Belli ki Osmanlı askeri. Çölde tek başına ne işi var nene? Kim bilir? Çöl bu kızım. Ne olacağı belli mi olur? Belli ki kader onu atmış, savurmuş çöllere. Kaderinde bizimle karşılaşmak varmış. Yarası nasıl? İyi olacak mı nene? Şifa önce yaradandan kızım. Şu merhemi bir sürelim. Seni biliyorum. Rüyamda gördüm. Benden yardım istedin. Şimdi de seni buldum. Kimsin sen? Bu ona şifa olur. Yalnız benim daha kudretli bir merhem hazırlamam lazım. Sen ateşini düşür. Tamam nene. Sen. Bu rüya mı? Rüyada mıyım? Rüya değil. Seni çölde bulduk. Yaralıydım. Seni günlerce rüyamda gördüm. Unutmamak için yüzünü defterime çizdim. Demek rüyalarım beni sana getiriyormuş. Demek şifam sendeymiş. Yorma kendini. Dinlenmek gerek. Çok bitap düşmüşsün. Kimsin sen? Kimsin? Hakikat misin? Yoksa rüya mısın? Her ne rüya gördüysen, onlar rüyada kaldı. Şimdi hakikatin içindesin. Uyandın mı asker? Söyle bakalım. Ne işin vardı çölün ortasında? Hakkını helal et. Kaç! Kaç!
var. Kardeşim. Kardeşim Sait. Onu kurtarmam gerek. Sır düştü. Şimdi olmaz. Şayet beni dinlersen yarın sabah istediğin yere gidebilirsin. Hadi. 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 Götüreceğin haber senin gibi hürce ulaşsın sahibine. Cooks, bir ejderha gibi ateş soluyorsunuz. Ne oldu böyle? Yasmin, çölde yakaladığım bir tavşanı elinden kaçırdığın oldu mu hiç? Olmadı. Ben avımı yakaladığımda... Tabii ki olmadı. Çünkü sen bir avcısın, o da av. Bir asker. Çölde bir tap düşmüş. Zavallı bir tavşandan farksız. Onca insanın elinden kaçabiliyor. Üstelik elimde tutmam gereken mektuplarla beraber. İşte zavallı biri değildi. O zaman zavallı olan sensin. Ve senin yüzünden çok önemli bir şeyi kaybettim. Sahra'da sadece bir gün tek başına yol gidebilir. Sonra akbabalara yem olacaktır. Tabii birileri onu çoktan bulup yardım etmediyse. Hangi tavşan deliğine girerse girsin. Hangi serabın koynunda saklanırsa saklansın. Elimden kaçamayacak. Bir karabasan gibi peşindeyim. Sırtın nasıl yasın? Parça aldığınız gibi. Casım, bana tuz getir. O askeri yakaladığımda neler yapacağımı denemek istiyorum. Allah'ım, rüya değil bu. Neredeyim ben? Dur, dur acele etme. Merak etme, emin ellerdesin. Ninemin yaptığı ilaç ayağına iyi gelecek. Sağ ol. Eğer siz olmasaydınız... belki de şimdi çoktan çölde... Nenem şifacıdır. Seni bulduğumuz için şanslısın.
Ayağım. Ayağım iyileşmiş. Allah'ım, uzun zamandır rüyama giren bu kız nihayet karşıma çıktı. Bu bir işaret mi? Kader mi? Rüyamda elini bana uzatan bu adam değil miydi? Bu bakışlar ruhumun derinliklerine sesleniyor. Bu nasıl bir hissiyat? Daha önce hiç duymadığım. Allah'ım, kalbim neden bu kadar hızlı atıyor bana bakınca? Ruhumdaki yangının sebebi bacağımdaki yara mı, yoksa kalbimde başlayan ateş mi? Kumandanım. Asker, tekmil ver. Osmancık taburun eferi Hüsnüoğlu Mehmet. Emret kumandanım. Kumandanım, bacağım. Bacağım iyileşti. Görüyorum. Efsa Hatun'un ve Zeynep'in şifalı otları sayesinde. Kumandanım, mektup. Düşmandan mektubu kaçırdım. Her şeyden haberimiz var Mehmet. Teşkilat-ı mahsusa bir neferi bünyesine almaya karar verdiğinde önce onu birçok sınavdan geçirir, imtihana tabi tutar. Sen bu imtihanların hepsini başarıyla geçtin. Ama şimdi bir imtihanın daha var. Emredin kumandanım. Kur'an'a, sancağa ve silaha yemin olsun. Kur'an'a, sancağa ve silaha yemin olsun. Bundan böyle. Dilim kilitli, kalbim mühürlüdür. Bundan böyle. Dilim kilitli, kalbim mühürlüdür. Son nefesime dek davanın emrinde olacağıma. Son nefesime dek davanın emrinde olacağıma. Bu yolda şehit düşmek adına gözümü kırpmayacağıma. Bu yolda şehit düşmek adına gözümü kırpmayacağıma. Şayet yakalanırsam etlerim kemiklerimden sıyrılıncaya dek, işkenceye maruz kalsam dahi, teşkilat-ı mahsusanın sırlarını ifşa etmeyeceğime. Şayet yakalanırsam etlerim kemiklerimden ayrılıncaya dek, işkenceye maruz kalsam dahi, teşkilat-ı mahsusanın sırlarını ifşa etmeyeceğime. Taşıdığım silah. Taşıdığım silah.
Başeydiğim sancak. Başeydiğim sancak. Ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Müsef oğlu Mehmet. Teşkilat-ı Mahsusa'ya hoş geldin.